Şimdi bu Kadir Gecesi'nin beraberler hususiyetleri ve onun faziletleri hakkında hem biraz noktaları ödeleyebilirsek, bu gecenin beraberler faziletindeki Enzelallahul Kur'anel Kerim fi hadihil leyle. Bu gecenin fazileti, hususiyeti şundaki Allah Subhanehu ve Teala uzunluk kelamını, Kur'an'ını aynen bana şu Kadir Gecesi'ne ne kıldı? Nazıl kıldı. Şunun için Kudanın kelamı şu keçede nazil bölgenliği için bu keçenin kadri, hazileti artık buldu. Endel Kur'an-ı Kerim unzile fi leyletil kadri cümleten vahideten minel levhil mehfuzi ila beytil izzeti fissemâid dünya. Tafsir İbn-i Kesir'de ederler ki İbn-i Abbas'a rivayet bildirip Kur'an-ı Kerim Kadir keçesinde levh-ül mehfuzdan cümleli geçe tula halette dünya asmanına nazil buldu. Ana şunun için demek bu keçe faziletli keçe buldu. Ha, ikincisi neme için bu keçe faziletli artık buldu koyan keçelerden değilse azzama şe'nehe ve zekara bi kavlihi. Allah Teala uzun kelamıda bu keçenin şanını, kadrını ulugladı. وَاَيْتْ كِي وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Ey dostu Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kadir keçesini ne kadar uluk keçe ikenliğini sizce ne mi bildirdi dedi. Hattan mı biz bunu ne kadar uluk keçeliğini dedi. Ha? Demek bu keçenin kadir kıymetini şanını Allah'ın özü ulukladı. Süfyan ibn Uyeyne derler. Kullu şeyin kâle fîhî ve mâ edrâk fe innehu uhbira bihî ve kullu şeyin kâle fîhî ve mâ yudrik fe innehu lem yuhbirhu bihî. Ve kad ekberenallâhu ennehâ hayrun min elfi şehr. Şimdi neme bildirdi sizce Kadir keçesini uluğunu durup arkasından Allah Teala yine Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr koydu. Ey dostu Habibim aleyhissalatu vesselam bilin koyun ki Kadir keçesi min aydan afzalroq, ortiqroq, yaxshiroq keçedir deb Alloh taolo rahmat qildi. Bu keçenin uchinchi fazilati birodarlar, annal ibodati va amal as-soliha fiha min as-siyam va qiyam va du'a va qira'at al-Qur'an khayrun min al-amal fi alf shahr laysa fiha laylatul qadr. Bu keçedagi qilingan solih amallar ruzalar bo'lsin, kechalardagi bedorliklar bo'lsin, duoi takbirlar bo'lsin, bu kechadagi Qur'on tilovatlari bo'lsin, Qadr kechasi bo'lmagan kechalardan ming oy afzalroq, ortiqroq savoblarga bandalik yetiladigan kecha. Bu kunda o'qilgan bir rakat namoz ham ming oy o'qigan namozdan afzalroq. Bu oydagi Qur'on tilovatingiz ham shunaqa, duoingiz ham, takbiringiz tahliliyiz. Hemen salih amellerinizde Allah Teala min beraber sahip veremez. Yine bana şu köyde bıraklarım. Yakında okula geldim. Bana bir faydalı inerse bana Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyordu ki Kadir keçesi min aydan afzal keçe diyordu. Şu ayette tafsirinde ulemalar ettiler ki ilgergi davrlarına dediler Araplar min rakamidan başka ortuğra rakam varlığını tasavvuruna getirmeyen akliye. Çünkü Araplarda kub yapı elf elf deydi. Min min deydi. Ha? Milyon, trilyon diye rakamlar bana. Ona hangi rakamlar varlığını Araplar bilmeyen. Belki en kub nesane etmahçı olsa elf elf koyarken min mindir. Yani şu malumatı yazgın zat ederler ki Allah Teala'nın bu ayetteki Kadir keçesi min aydan afzalroq keçe degani fakat yine min aydan afzal deb o'ylab qolmadilar. Belki Araplar o'sha davrlarda mingdan boshqa rakam borligini bilmaganligi uchun dedilar. Ular tushunishligi uchun ko'plikni ifoda qilgani mingni ishlatgan. Aslida u min oydan ham afzalmi? Savabı bu keçenin. Bunun hesabı yok. Bunun rakamlar yetmedi bu keçenin.
neticede kıyan taat ibadetlerimizde verilen sevaplarına rakam etmeyin aslında. Çünkü aldın mı? Araplar indi, Arabi tilde nazil buldu Kur'an. Şunun için min sözünü işletti, rakamını dediler, ulemalar. Yine indi biraderler, bu gecenin fazileti La yakhrucu şeytanu ma'aha ve delilu zalike ma'a ahracahu İbn Abi Şeybete an İbn Mes'ud radıyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان إلا صبيحة ليلة القدر دذلا يعني حد كنا قياسا تطلع كل يوم بين قرني الشيطان شيطانني إكتا شاقن ortasından çıkardı قياس دذلا إلا صبيحة ليلة القدر مگرم Kadir keçesinin tanı şeytanın ikide şahını ortasından çıkmaydı halası gene geldi. Ana şunun için hem bu keçe beraberler faziletli keçe buldu. Tusaffidu maradetul cin. Bu keçede cinler kişenlenedi. Şeytanlar kişenbetler buladı şeytanlarda ayak koluya zincirler salınladı. Osman işileri açıladı. Allah da Allah her bir tavla kılıcı kişinin tavbasını kabul kıladı bu keçede. Yine bu keçede faziletli buluşluğunun sebebi kıladırlar. Bu keçede farişteler ve Cebrail aleyhissalatu vesselam yeryüzüne düşerdiler. Allah Teala Kur'an'da etkendik. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Kudanın izni bilen, emri bilen farişteler ve Cebrail aleyhissalatu vesselam dünyaya düşerdiler. Braderler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatları yakınlaşken vaktide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun bu gerekenler, hafa bu gerekenler. Şunda Allah subhanahu ve ta'ala sonra gereken ki Ey dostu Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neme ucun gam çekiyapsız, nemeden taşmıştırıyapsız ey dostu Habibim edin. Şimdi Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam etkilerler ki seni bendelerine yollayan salamlarını ben yetkazıp durardım. Ha? Senden bana vahiyler kip durardı. Bendelerine salamlarını ben yetkazıp durardım. Şimdi ben dünyadan ötüp gitsem seni salamını ümmetlerine, seni bendelerine kim yetkizerdi? Ram çekip taşmış kılıp gözyaşı okuyup verdi gerekenler. Şimdi Allah Teala ey dostu Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem herkes ram çekmeyin, mahzun bulmayın, gözyaşı tutmayın. Ben ümmetinize Kadir keçesini ata kılamam. O keçede beni selamlarımı Cebrail ve farişteleri yetkizediler gerekenler. Ana din Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Kongillere hatıracağım olup taskin top gerekenler. Demek Kudan'ın selamlarını bizge yetkizer gelirler. Selamun hiye hatta nafta'in facil. Yani farişteler bizlerge selam demişir. Allah'ın selamlarını kıraderler yetkizer gelirler. Şimdi nime için bu keçede farişteler düşerken? Başta küller başka aylarda bana buna kalmaz. Ne için Kadir keçesi de şu kadar kul farişteler düşerdiler değilse ulamalı ederler ki Kadir keçesi de ümmet-i Muhammediye bidar bulup kündüzü ruza tutken keçkurum bana hatm-ı Kur'an'larga gelip hem Kur'an-ı Kerim'i hatm-ı anası hem Kadir keçesi raflet basıp Dağın ötkiz vardım, gaflet bile, okulak. Bir meza geçirin bile. Şimdi hiç olmazsa ahir bu günlüğüne ganimet bileydi. Okulamazsan meclislerde cem olup, Kur'an-ı Kerim'e salim olup, dua kılıp, Kuda'dan mahsedini sorup, kızda yaş ile kıldırken kayıtta, Allah-u Teala parıştelerine bu ümmetli nemaiş kılıp eterken ki, ey parıştelerim koruyla. Bir vahiden ben insanını yaratamam, adamını yaratamam diyelimde yeryüzünde kan tükedigen, tasar kıladigen adamları yaratasam mı? Yaratasam mı?
Musa biz senga qilaveramiz u, lekin odamlarni yaratmagin bu dilaringmi? Endi qani bir ko'ringlarchi, bandalarim qanday holatda o'tiribdi bugun? Ha, roza tutib, bedorlikda charchab, ha, zaiflik bilan kechalarda Allohning kalomiga somin bo'lib, qadr kechasini topaman deb mashinalarda jam bo'lib o'tiribdilar. Qani ko'ringlarda ularga endi sizlar salom beringlarda Alloh taolo farishtalarni birodarlar tushirarkan. Maqsad shu dedilar. Ana farishtalar tushganligi uchun ham bu kecha birodarlar fazilatli kecha bo'ldi. Aksaru fil ardi min adadil husa. Farishtalarning adadi ko'chadagi mayda toshlardan ham ko'ra ko'proq bo'ladi bu kechada. Wal malaikatu tanzilu bir rahmat. Farishtalar osmondan Xudoning rahmatlarini, barakotlarini sakinatlarda olib tushadilar va Alloh subhanahu va taoloni bir yillik taqdiroti bilan farishtalar osmondan tushadilar. Shuning uchun bu kecha birodarlar fazilatli kecha bo'ldi. Endi yana bu kechaning fazilatiga hazil qo'shadigan narsa annal amna va salama yuhallu fi hadhihi al-laylati ala al-iman. Bu kechada ahli imonlarga ammo amniyat, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik, tasmin din nozil bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytadiki, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Bu qadr kechasi tong otguniga qadar salom kechasidir. Ya'ni tinchlik kechasidir, sakinat kechasidir va farishtalarni bandalarga salom aytadigan kechasidir. Fahiya salamun min ash-sharri kulli. Bu kecha hamma yomonliklardan salomat bo'lgan kecha. Fala yakunu fiha illa salamat. Bu kechada faqat salomatlik, yaxshilik bo'ladi. Fahiya khayrun kulluha. Bu kechada hammasi boshdan oxirigacha yaxshilik bo'ladi. Hatto tong otguniga qadar zarracha bu kechada birodarlar yomonlik bo'lmaydi. Ana shuning uchun birodarlar bu qadr kechasi fazilatli kecha bo'ldi. Endi muhtaram aziz birodarlar, buni gapirsak gap ko'p. Buni gapirib bu kechani fazlini birodarlar qadr qiymatini intihosiyida tugatib hammasini gapirib berolmaymiz. Vaqtimiz qisqa. Lekin bir hadis sharifni bayon qilaman. Janob payg'ambar alayhissalom vasallam aytgan ekanlarki, man qoma sa'atan fi laylatil qadr khatama yahlu ar-ra'i shatan ahabbu ila Allah min siyami ad-dahr kullihi yanajalla. Qadr kechasida bir cho'pon qo'yini sog'uncha ketadigan vaqt miqdoricha bir kishi bedor bo'lsa. Qarang, bu kechani fazilatini aytayaptilar. Bir cho'pon qo'y boquvchi odam qo'yni yerdagi sutni qanchada sog'ib bo'ladi? Bir piyola ichsam boring, bir kos. Qancha vaqt ketadi? Shu miqdorchalik bu kechada uxlamasdan bedor bo'lsa, shu miqdorda bedor bo'lganligi Allohga suyunliroqdir. Bir yil to'xtamay ro'za tutganlar degan. Bir yil to'xtamay ro'za tutgandan afzal, Xudoga yoqimli suyunli ekan birodarlar, shu miqdorda bo'lsa ham bu kechada bedor bo'lish. Maqsad g'aflatda qolmaslik kerak ekanda, uxlamasdan ozgina bo'lsa ham shu miqdorda bedor bo'lsa, Xudoga birodarlar bir yil tinimsiz nafl ro'za tutganingizdan afzalroq ekan. Endi bilamiz. والذي بعثني بالحق نبيا ما حق بلان پیغمبر قلب یوبارگان ذاتگه الله گه قسم چه ایتمندی قدر کچست در قرآن دن بر آیت بکشید قلی قدر کچست در قرآن دن بر آیت بکشید راست من سرگم یرم بارا بیدنم یرم بارا در قضر آده سر سرگم یرم بارا Qur'ondan qadr kechasida bir oyat o'qishlik Alloh subhanahu va taologa mahbubroqdir, suyuklidir, yoqimlidir. Boshqa kechalarda Qur'onni hafiz qilganingizdan ko'ra degan ekanlar.
göre Kadir gecesinde bir ayet okuyanız, tilavat kılanız Allah'a mahbub, çünkü sünnidir mahalatı yedirler.